Saçlar da bitti. Harika bir gelin oldun. Çok güzelsin. Ay, gerçekten çok güzel oldum. Ellerinize sağlık. Bir eksiğimiz kaldı. Ayakkabı. Bak, ayakkabılar burada. Ben diyorum ki rahat dans edebilmen için spor ayakkabı tarzı bir şey giyebilirsin. Çok farklı ve tarz görünürsün. Mesela bu ayakkabılar bence çok güzel olur. Yani o kadar gelinlik giymişim, şimdi spor ayakkabısıyla mı gideceğim? Tamam, topuklu bir şeyler göstereyim. Çok tatlı şeker pembesi ayakkabılar var. Bembeyaz gelinliğin altında dikkat çekeceklerdir. Bence çok tatlı olur. Yani gelinliğim tamamıyla beyaz ve gümüş renklerinde. O ayakkabıları giymesem daha iyi olacak. Tamam, başka bir model. Başka model. Siyah ister misin? Hayır hayır. Şu en üstte. Onlar cam mı? Ne onlar? Kristal. Kristal mi? Tıpkı Cinderella gibi. Kesinlikle bunlar. Damat da geldi. İkiniz harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Hayatım, çok güzel görünüyorsun. Gerçekten mi? Geç kalmadan düğün alanına gidelim. Ben gelin arabasını getiriyorum. Şu son düzeltmeleri de yapalım. Arabayı çalıştıralım. Nesi var şimdi bunun ya? Az önce çalışıyordu. Gelini beklerken ben müzik dinledim. Tekrar deneyeceğim. Çalış hadi çalış. Ne güzel. Hayatım, sen arabanın içine bin. Ben böyle götürürüm seni. Ne oldu? Nasıl yani? Düğüne beni arabayı iterek mi götüreceksin? Hayatım, seni beklerken heyecan yaptım. Müziği de son ses açtım. Galiba ben aküyü bitirdim. O yüzden de araba çalışmıyor. Ne? Şimdi ne yapacağım? Düğünüm mahvoldu. Arabayı ittirerek düğüne mi geldin diyecekler. Tamam, sakin sakin. Ağlama. Sakin ol. Ben bir çözüm buldum bile. Sakin olun. Ne çözümü? Sakin olun. Ne çözümü? Sizin için bu arabayı kutudan çıkartıp verebilirim. Wow, hayatım, seni beğendiğin şu arabadan bile bu araba daha mı güzel mi ne? Aşk olsun. Şaka yaptım, şaka. Barbie ekstra arabası. Çok güzel. Vay. Bundan harika bir düğün arabası olur. Oo, camlar çok havalıymış. Önler küçük, arkalar büyük. Değişik bir tasarım. Evet, rengi zaten simli ve gümüş. Çok dikkat çekici. Kapılarına bakın. Yukarı doğru açılıyor. Wow. Ve yumuşacık peluş koltuk başlıkları. Ha, gerçekten de ben bu arabaya daha çok bayıldım. Gelinliğinle de gayet uyuyor. Beğenmenize çok sevindim. Hadi geç kalmadan gidin. Salonda gelin ve damadı bekliyor herkes. Görüşürüz. Gidiyoruz o zaman. Gidelim. Hanımefendi, bırakır mısınız lütfen? Bu koltuk benim. Hayır, benim. Bırak dedim sana şu koltuğu. Hayır. Bırakır mısınız hanımefendi? Benim. Asıl sen bırak. Hayır, benim çünkü. Neler oluyor burada? Benim evimin eşyalarını vermiyor. Ne alakası varmış? Bu eşyalar benim evime ait. Eşyaları ben ayıracağım. Ha? Neden? Çünkü her iki evin eşyalarını gayet iyi biliyorum. Harika. Hadi hemen başlayalım. Ben de biliyorum. Mesela bu sandalye benim mutfağıma ait.
Üzgünüm, onlar bana ait. Yapma ya. Madem öyle, o halde benim mutfağımın masa ve sandalyeleri nerede acaba? İşte burada. Ha, güzelmiş. Tamam, okey oldu. Bu koltuk da benim. Maalesef. Peki ya bu mavi koltuk? Heh, işte o senin evin. Sırada yataklar var. Kesin. Büyük yatak. Büyük yatak benim, değil mi? Evet, senin. Ha, biliyordum, benim. Küçük yatak bana mı kaldı? Evet Barbie, çünkü odan küçük. Bitki benim değil mi? Hayır, senin değil. Aa, hiçbir şey de benim değil. Onun yeri burası. Vay be, bu evin havuzu var. Peki benim havuzum nerede? Gel gel, göstereyim. Aa, bu benim havuzum mu? Şimdi gelelim koltuğa. Acaba bu koltuk kimin? Tabii ki benim. Koy, yukarı koy. Benim o, benim. Biliyorum ya, benim. Hiç de bile, kesin benim. Bu evin mi? Benim. Yoksa bu evin mi? Yok, benim. Gerçekten güzel bir koltukmuş. Aynı zamanda Lanza'ya da dönüşüyor. Ve bu koltuk Barbie'nin. Evet, biliyordum. Evet. Bu durumda bu koltuk da senin. Teşekkür ederim. En kısa zamanda değiştireceğim ben bu koltuğu. Beril, sana çok teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Ben de teşekkür ederim. O halde ben gidiyorum. Hoşça kalın. İşte geldim. Barbie seyahatte. Anahtarı bana bırakmıştı. Kedisine mama vermem gerek. Asansörle yukarı çıkayım. Hop. Pisi. Neredesin? Pisi. Oo, tam zamanda gelmişim. Mama kabı boş. Bu da dolusu. Pisi. Gel. Hadi mamanı verdim. Nerede bu? Yoksa koltuğun orada mısın? Burada yok. Yoksa koltuğun altında mısın? Burada da değil. Hay aksi. Bu kedi nereye gider? Üst kata bakayım. Neredesin? Uhu! Çalışma odasında mısın? Burada yok. Hay aksi. Uçuşum iptal oldu. Neyse, Ken'i arayıp da haber vereyim. Ponti'ye mama vermesine gerek yok. Of, yok. Hiçbir yerde yok. Eyvah, Barbie arıyor. Açmayayım. Açmam lazım. Alo. Alo Ken, merhaba. Merhaba. Ne yaptın, eve gittin mi yem vermek için? Evet evdeyim ben. Evet, verdim burada yemi. Demek verdin. Peki o nasıl? Çok güzel, harika. Burada bir yer. Burada. Ay canım benim, sesimi megafondan ver de ben seslenince miyavlar. Bir onun sesini duyayım.
şimdi Barbie uyuyor, uyuyordur. Onu uyandırmayalım. Ha. Yani o zaman resmini çekip gönderir misin bana? Onu şimdiden çok özledim. Çekerdim. Eyvah, kaçtığını nasıl söyleyeceğim ona? Alo, alo. Ha, Barbie. Bir yerde resmi yok mu, onu çekip göndersem? At resmi, köpek resmi. Barbie uyuyor, öyle bir uyuyor ki yüzü gözükmüyor. O kapatmış kendini. Ben arkamı dönünce kalkmış gitmiş. Nereye gitti acaba? Pisi pisi. Pisi pisi, neredesin? Gel bir Kem, seni duymakta zorlanıyorum. Kapattım. Neyse, taksiye atlar eve giderim. Neyse ki uzak değil. Telefonu komple kapattım. Umarım şarjı bittiğini düşünür. Bu da bana zaman kazandırır. Kedi, poçik, neredesin? Pisi pisi, ne olur çık ortaya. Yoksa banyoda mısın? Teşekkürler. Barbie'nin sesi bu. İşte eve geldim. Merhaba. Ha? Burada mısın hala? Ben gittiğini düşündüm. Sen niye geldin ki? Ne demek niye geldim? Yani uçağım iptal oldu da o yüzden gelmek zorunda kaldım. Kötü olmuş. Çok kötü olmuş. Sen de geldiğine göre o zaman ben gideyim. Güle güle, hoşça kal. Ha? Tamam. Ponçik'e baktığın için teşekkür ederim. Neyse. Ponçik, annecik eve döndü. Ben geldim. Oh, bu bavul da amma da ağır. Ha? Gardırobun kapısı aralık. Hoppa. Ponçik, yine mi gardıroba girdin sen? Bunu hep yapıyorsun. Hey, bir saniye. Ken'in neden tuhaf davrandığını şimdi anladım. Büyük ihtimalle onu ben aradığımda bulamamıştı. Öyle değil mi? Hoşça kal. Çıkıyorum Ken. Hadi. Tamam Barbie, görüşürüz. Hadi. Barbie ailesinin yeni bölümleri az sonra. Hadi. Ha? Bu neymiş şimdi? Açalım bakalım. Sayın abonemiz, bu ayki elektrik faturanı tutarınız... Bir dakika ya, ben yanlış görüyor olmalıyım. Sıfırları fazla yazmışlar herhalde. Ha? Bu ne böyle? Bu kadar elektrik faturası mı olur? İmkanı yok. Bu çok fazla. Artık bu evde kısıtlamaya gidilecek. Barbie ailesinin bu bölümünde... Şu anda televizyon izlemiyorum. Kapat. Başka ne yapabilirim? Oh, banyo ışığı da açık. Bundan sonra kullanmadığımız hiçbir odanın ışığı yanmayacak. Kapat. Evet, bir bakalım başka ne yapabilirim? İşte buldum, havuz. Bu evin bu kadar çok elektrik gelmesinin sebebi bu havuzun filtreleri. Kaldır. Bu havuz da kullanılmayacak. Bunu boşaltacağım. Ha, işte böyle. Şöyle eleştireyim şunu. Hop. Evet. Şimdi burada güzel bir alan açıldı. Burayı nasıl değerlendirebilirim acaba? Sonuçta Barbie artık burada bir havuzun olmadığını görünce bana kızacaktır. Burayı daha yararlı bir hale getirirsem o zaman bana kızmayacaktır. Buldum! Su yerine! Buraya toprak doldurup ekeceğim! (Gülüyor)
Sonuçta ben şimdi oraya domates, patlıcan, biber, salatalık, kavun. Yani sebze eksem fena mı olur? Bence bu Barbie'nin bayağı bir hoşuna gidecek. İlk önce kürekle toprağımızı düzeltelim. Çok güzel olacak çok. Organik besleneceğiz ve elektrik faturasından da kurtulacağım. Toprağı düzelttim. Şimdi de bununla fideleri ekeceğim, yerleri açayım. Buraya bir fide. Devam edelim. Bütün fideleri ektim. Şimdi de fidelerimin can suyunu vereyim. Harika oldu ya, harika. Oh be, sonunda gelebildim. Ben geldim. Havuzun oradayım Barbie. Ha? Tamam. Şuradan merdivenlerden çıkayım. Gel Barbie, gel. Ha? Hayatım, bu ne? Bundan sonra böyle Barbie. Artık havuz bizim için bir lüks. Onun yerine sebzelerimi yetiştirdiğimiz bir alan olacak. Peki ama neden? Çünkü Barbie, son gelen elektrik faturasından senin haberin var mı? Ben söyleyeyim, çok fazla. İyi ama Ken, bu bitkileri yetiştirebilmek için senin harcayacağın sudan haberin var mı? Nasıl yani? Şöyle ki, şu tarlanı en az günde 2 kere sulamak zorundasın Ken. Ve bol bol. Neyse, su faturası geldiğinde o zaman görürsün tatlım. Sana kolay gelsin. Ama buradan bizim organik yiyeceğimiz çıkacak Barbie. Yani mükemmel olacak diye düşündüm ben. Hem sen de organik beslenmeyi seviyorsun. Barbie.